Selamlar. Dil bilgisi ölçme bölümündeki soruların edatlar ile ilgili olanları için önceki sınavlarda çıkmış sorulara bakacağız bu videoda. Konu anlatımını ve birkaç soru çözümünü bir önceki videoda bulabilirsiniz. Bu çalışmamızda 4 tane soru çözdük. KPSS konu.com için hazırladığımız videoya başlıyoruz. Evet, ilk sorumuz ekranda görünüyor. Bu videodaki soruları beraber bu sefer 15 saniyeliğine inceleyelim. Evet, ilk sorumuz KPDS 2012 için hazırlanmış. Ne demişler? Sağlıkla ilgili genel kültür kategorisinde görünüyor. Çok temel bir kalıbı barındırıyor ikinci boşluk. Varies considerably from person to person. Yani insandan insana gözle görülür şekilde değişir. Ne değişir? Yaşla alakalı kırışıklıkların derecesi, şiddeti, yoğunluğu. Yani ilk bölümdeki kelimeler degree, wrinkles, hatta very, considerably gibi kelimelerin anlamlarını bilseniz de bilmeseniz de from to kalıbını bilmeniz bu soruyu size kolayca çözmenizde yardımcı olacaktır. From edatı da sadece A seçeneğinde sunulduğundan kolayca işaretliyoruz. İkinci sorumuz da yine ekranda beraber inceleyelim. Genç arkadaşlarımızın üniversiteye girmek için girdikleri LYS'den 2011 yılı sorusu. Birleşik Devletler'deki en iyi fosil yeri mekanı Morrison Formation Area'dır. Neredeki milli dinozor anıtındaki. İlk bölümdeki boşluğun bize bir yer adatı sorduğunu anlayamayanımız yoktur herhalde. Ne onlar? In, on ve at. Yani about, onto ve over değiller. Bu yüzden A, D ve E'yi eleyebiliriz. İkinci bölüme bakarsak, ki aslında sadece ikinci bölüme baksak, sorunun cevabı direkt çıkıyor. Çünkü iki eyaletin Colorado ve Utah nokta noktasındaki sınır. Sınır hangi edat ile iki eyaleti ayırır? Daha doğrusu sınır, bir sınır iki eyaletin neresindedir? Tabii ki arasındadır. Arasında edatının İngilizce'deki karşılığı nedir? Between. Between de C şıkkında var. Zaten önceden ödediğimiz seçenekler arasında da değil. Dolayısıyla doğru cevabımız C. Hemen üçüncü soruya bakıyoruz. Evet, üçüncü sorumuz konu anlatımında da değindiğim isimlerin, sıfatların, fiilimsilerin ve fiillerin birlikte kullanıldığı edatları ölçen sorular. Bu tür sorular için mutlaka pratik yapmanız gerekir. Pratiği ise yapacağınız paragraf soruları çözümlerinden, okuyacağınız İngilizce metinlerden yapabilirsiniz. Soruya bakacak olursak, concentrate ve familiarity kelimelerinin birlikte kullanıldığı edatlar sorulmakta. Büyük ihtimalle zaten bu tip sorularda bir boşluğun cevabından eminseniz sorunun doğru yanıtını verebiliyorsunuz. Büyük ihtimalle. Burada concentrate fiili on edatı ile birlikte kullanılır değerli KPSS konu.com ziyaretçileri. Familiarity ise with ile. Her ikisinin ya da herhangi birini karşılayan yegane seçenek B şıkkı olduğundan işaretlemede tereddüt etmiyoruz. Ara vermeden dördüncü ve son soruya geçiyoruz. Yine LYS'den bu sefer 2012 sorusu. Ornitoloji yani kuş bilimi sorusu ama öyle çok büyük bilgi isteyen bir şey değil. Korkmayın. Atlantik
Martıları, evet martıları dünyanın en farklı, kendine özgü, ayırt edilen, distinctive sıfatının anlamları yani. Atlantik martıları dünyanın en ayırt edilen deniz kuşlarındandır. Buraya bir adet Vedat gelecek. Ne özellikleriyle en ayırt edilen kuşlardanmış bakalım. Açık renkli gaga ve ayaklar. Burada ilk bölüm için açık renkli gaga ve ayaklarıyla yani bir ile edatı gerekiyor. İkinci bölüm için ise en ayırt edilen deniz kuşları arasındadır. Arasında edatı gerekiyor. Bu iki gereksinimi karşılayan seçenek de E şıkkı olduğu için işaretliyoruz. Evet, 4 soruyu böylece çözmüş olduk. Yeterli gelmemesi gerektiğini hatırlatıp bol bol soru çözmenizi tekrar öneriyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Hoşça kalın.